Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim değerli izleyenler. Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da. Arjantinli Yıldız antrenman programı için Okan Buruk'la görüşecek. Zaten günlerdir, haftalardır hatta aylardır diyelim biz ona konuşulan bir transfer. Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Arjantinli Yıldız'ın artık Galatasaray'a çok çok yakın olduğunu söyleyelim. Bugün zaten Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur da önemli açıklamalarda bulunmuştu. Icardi transferinin bitmek üzere olduğunu söylemişti ki Arjantinli Yıldız da teknik adam Okan Buruk'la konuştu ve kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği de yakın zamanda belli olacak diyelim ve bu gelişmelerin hepsini sevgili Emre Kaplan'dan alalım. Ömer Saraç öğle saatlerinde Mauro Icardi'nin artık Galatasaray'a çok yakın olduğunu, Galatasaray'la yeniden anlaşmak üzere olduğunu A-Spor ekranında izleyicilerle paylaşmıştık. Artık o bağlantıyı yaptığımızda şunu söylemiştik. Henüz Mauro Icardi Galatasaray'da diyemiyoruz demiştik. Yeniden Galatasaray'da diyemiyoruz demiştik. Artık diyebiliyoruz. Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi artık bonservisiyle birlikte Galatasaray'da Paris Saint Germain kulübüyle anlaşma noktası bulundu ki aslında yaklaşık bir saat önce Sayın Erden Timur'un bir basın toplantısı vardı. Kendisi de orada anlaşmaya çok yakın olduklarını, orta noktaya çok yakın olduklarını söylemişti. Artık bu anlaşma sağlanmış vaziyette. Mauro Icardi Galatasaray'dan yıllık bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon euroluk bir rakam kazanacak. 3 yıllık bir sözleşme artı 1 yıllık bir opsiyon olacak bu sözleşmenin içerisinde. Ve Paris Saint Germain kulübüne de yine bonusların bulunduğu 12 milyon euroluk bir bonservis bedelinin ödenmesi bekleniyor. Tabii taraftarlar artık transfer yaklaşıyor, transfer gerçekleşiyor, anlaşma sağlanıyor dendikten sonra şunu da çok fazla merak ediyorlardı. Galatasaray şu anda kampta, biz de Avusturya'dayız, takımı takip ediyoruz. Acaba kampa katılır mı? Icardi burada çalışmalarda yer alır mı şeklinde kısa süre içerisinde, belki de bugün olabilir. Tabii ki bireysel bir görüşme olduğu için takip etme imkanımız yok ama Okan Buruk'la, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la Icardi bir görüşme gerçekleştirecekler. Bir telefon görüşmesi, bir FaceTime görüşmesi gerçekleştirecekler. Şu anda Galatasaray'ın sezon öncesi çalışmaları başlamış durumda. Bununla ilgili planlama Icardi'ye aktarılacak. Icardi'nin mevcut durumuyla ilgili bilgi alınacak. Ve Okan Hoca'nın Icardi'nin ortak alacağı karar neticesinde de Mauro Icardi'nin Avusturya kampına katılıp katılmayacağı belli olacak. Ama belli olan bir şey var. Mauro Icardi artık bonservisiyle birlikte yeniden Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmişti. Artık muhtemelen 3 yıllık kontrat artı 1 yıllık da opsiyonla birlikte Galatasaray'ın bonservisli oyuncusu oluyor Mauro Icardi. Emre, şimdi tabii Mauro Icardi Galatasaray'da diyebiliyoruz artık dedin. Yaklaşık yıllık ücret olarak da 10 milyon euroluk bir ücretten bahsettin. Galatasaray taraftarının transfer sürecinde tabii korkulu rüyası olmuştu Suudi Arabistan. Aslında Mauro Icardi'nin de hani yazılan çizilen rakamlara göre tabii ki bunu söylüyorum. Çok ciddi bir maaşı da Galatasaray için reddettiğini herhalde, değil mi? Söyleyebiliriz herhalde. Aslında çok doğru bir noktaya temas ettin Ömer. Onu biraz detaylandırmakta fayda var. Daha önce biz de haberleştirmiştik Suudi Arabistan'dan Icardi'ye gelen teklifleri. Son olarak güncel geçtiğimiz hafta menajerinin yaptığı görüşmeler neticesinde aldıkları teklif şu. Yıllık 32 milyon euroluk bir teklif sunuluyor Mauro Icardi'nin önüne ve bu da tıpkı Galatasaray'ın verdiği gibi 3 yıllık bir sözleşme. Yani totalde aşağı yukarı neredeyse 100 milyon euroluk bir rakam sözleşme bedeli olarak oyuncuya ödenecek maaş olarak ve Paris Saint Germain kulübüne de Arabistan'dan gelen teklif, bonservis olarak gelen teklif 30 milyon euro civarında. Ki dediğim gibi Galatasaray aşağı yukarı bunun 1/3'ünü ödeyecek. Burada tamamen Mauro Icardi'nin kararı, Mauro Icardi'nin tavrı belirleyici oldu bu transferde. Ve bir kez daha söyleyelim. Bunu söylemek için biraz bekledik. O yüzden tekrarlamak bana açıkçası biraz keyif de veriyor. Mauro Icardi yeniden Galatasaray'da. Peki Emre, son olarak ayın 24'ü ya da 25'inde Galatasaray sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçları başlayacak. Yani bir tahmin olarak tabii ki bunu soruyorum. Mauro Icardi'nin o maçlarda sahada olmasını bekliyor musun? Ya, tahmin olarak bir şey söyleyebilmek çok mümkün değil. Çünkü dediğim gibi yani muhtemelen bugün içerisinde Okan Hoca ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Orada Okan Hoca'nın talebi, Icardi'nin şu anda
henüz çalışmalara başlamadı. Sezon öncesi çalışmalarına başlamadı. Hatta Paris Saint-Germain'in yarın başlayacak kampına katılıp katılmayacağı da çok fazla konuşuluyordu. Ama bu ikisi arasında, teknik direktör ve oyuncu arasında kampına şu an o durum henüz belli değil. Avusturya kampına Okan Hoca talep eder, Icardi gelirse zaten ön elemede oynayacağını rahatlıkla ondan sonra söyleyebiliriz. Ama şu an en azından bunu söyleyebilmek çok kolay değil tabii ki. Emre, bu arada aslında son soru demiştim ama bir soru daha sormak istiyorum seni bulmuşken. Tabii Galatasaray taraftarının çok mutlu günlerinden birisi. Eminim onlar da senden ne kadar fazla şey duyabilirlerse o kadar mutlu olacaklardır. Wanda Nara ayağı bu transferin tabii çok fazla konuşuluyordu. Hatta yaptığı paylaşımlar zaman zaman üzmüştü de Galatasaray taraftarını ama yani Icardi'nin kararı kadar herhalde Wanda Nara'nın da değil mi bu transferde önemli bir karar verdiğini söylemek gerek. Ya tabii ki Icardi'nin verdiği kararlarda çok büyük etkisi var. Eşi aynı zamanda zaman zaman temsilciliğini de yapan Wanda Nara'nın. Burada tabii Galatasaray'ın maddi anlamda çok fazla yarışabileceği bir rakip değildi. Suudi Arabistan temsilcileri, işte El Şabab kulübünün ciddi bir teklifi vardı. Az önce bahsettiğim 32 milyon euroluk teklif vardı ama burada hem Mauro Icardi'nin ki zaten geçtiğimiz sezon sonu itibariyle müthiş bir bağ kurmuştu Galatasaray taraftarıyla. Hem de eşinin tabii ki hayat planlaması, kariyer planlaması bunda etkili oldu. Zaten tamamen onların kararı neticesinde ortaya çıkmış bir durum bu. Yoksa az önce de söylediğim gibi çok da aslında Galatasaray'ın maddi anlamda yarışabileceği bir rakip yoktu karşısında. Burada Mauro Icardi ve eşinin kariyer planlaması, hayat planlaması bu transferin gerçekleşmesinde tabii ki çok büyük pay sahibi oldu. Emre, bir de tabii şimdi Icardi takımda kalınca şimdi Nelson, Boye gibi isimlerin ayrılığı konuşuluyordu ama muhtemelen Galatasaray yönetimi tabii ki gelecek teklifler, ücretler çok ayrı ama kadroyu mümkün olduğunca bozmak istemeyecektir. Icardi transferinin resmileşmesinden sonra Galatasaray'da transferin nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsun? Yani hızlı bir süreç mi olur yoksa yine böyle sakin geçen bir süreç devam mı eder? Ya aslında bu konuda hem Okan Hoca'nın hem Erdem Bey'in, Erdem Timur'un zaman zaman açıklamaları oluyordu. Yani Okan Buruk şunu söylemişti. Biz zaten yeni sezon planlamamızı, kadro planlamamızı yaparken Icardi varmış gibi, Icardi ile devam edecekmişiz gibi yapıyoruz bu planlamayı dedi. O yüzden şu an mevcut devam eden planlamada çok büyük değişiklikler olmasını beklemiyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Şimdi Icardi'nin durumu çok belli olmayabilir dedik kampa katılıp katılmama konusunda ama başka bir oyuncu kampa gelebilir. Şu an Galatasaray'ın sıcak temaslar sürdürdüğü isimlerden bir tanesinin kampa katılması söz konusu olabilir. Bunu da söyleyelim. Şu anda zaten mevcut en sıcak temasların sürdüğü iki isim var Galatasaray'da. Sol bekte Angelinho, orta sahada Leandro Paredes. Yine Paris Saint-Germain'le bir takım pazarlıklar, bir takım görüşmeler oluyor. Bu iki isimden bir tanesinin de açıkçası kampa katılması beklenebilir. En azından çok da sürpriz olmaz diyelim. Daha detaylı bilgiler oldukça, detaylı gelişmeler oldukça onları anlatırız ama en azından bunu söylemiş olalım. Peki sevgili Emre, çok teşekkürler. Zaten Mauro Icardi transferinin detaylarını da senden almaya devam edeceğiz.